Kim derdi ki İstanbul'u fethederek çağ açıp kapatan, Peygamberimizin övgülerine mazhar olan büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in torunları Hristiyan olacaktı. Hatta olay bununla kalmayıp bizzat Papa tarafından vaftiz edilecekti. İşte Osmanlı tarihinin pek bilinmeyen Murat Sultan olayı. Tarih 3 Mayıs 1481. Fatih Sultan Mehmet ansızın fenalaştı ve o gün içerisinde vefat etti. Tüm karışıklıklar da bundan sonra başladı. Fatih'in ardından Osmanlı tahtına geçebilecek iki oğlu bulunmaktaydı. Bunlardan biri Amasya'da bulunan Şehzade 2. Beyazıt, diğeri ise Konya'da bulunan Şehzade Cem'di. Padişah'tan sonra devletin başı olan Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa, Şehzade Cem'i destekliyordu. Bu yüzden padişahın vefatını gizleyerek Şehzade Cem'e haberci gönderdi ve gelip hemen tahta çıkmasını söyledi. Fakat bu olay duyulunca Şehzade Beyazıt taraftarları isyan çıkardı ve Sadrazam'ı katlettiler. Derhal Şehzade Beyazıt'a da haberci gönderildi ve bazı entrikalarla Şehzade Cem'e gönderilen haberciyi de yolda yakalayıp öldürttüler. Tüm bu taht oyunlarından sonra Şehzade Beyazıt İstanbul'a geldi ve saltanatın başına geçti. Şehzade Cem, babasının vefat haberini aldığında iş işten çoktan geçmişti. Elbette Şehzade Cem'in pes etmeye niyeti yoktu. Ne de olsa o da Fatih Sultan Mehmet'in oğluydu. Üstelik bir şey yapmazsa kardeşi Beyazıt tarafından katledileceğini de biliyordu. Hemen Konya'da bir ordu topladı ve Bursa üzerine yürüdü. İnegöl civarında iki Osmanlı ordusu karşı karşıya geldi. Kardeşlerin savaşında kazanan Cem oldu ve Bursa'da padişahlığını ilan etti. Burada kardeşi 2. Beyazıt'a bir mektup yazarak toprakları ikiye bölme teklifinde bulundu. Teklife göre Anadolu Sultanı Cem, Rumeli Sultanı ise Beyazıt olacaktı. Sultan 2. Beyazıt bunu reddetti ve daha büyük bir orduyla Bursa'ya yola çıktı. Yapılan 2. savaşı ise Cem Sultan kaybetti ve ailesiyle birlikte kaçarak Memlük Devleti'ne sığınmak zorunda kaldı. Memlük topraklarında zamanla saltanat hırsından uzaklaşmış, hac vazifesini yerine getirmiş ve kendini dinine adayarak huzurlu bir yıl geçirmişti. Lakin içten içe padişahlığın kendi hakkı olduğuna inanıyor ve haksız bir biçimde saltanatın kardeşine verildiğini düşünüyordu. Cem Sultan içini kavuran bu düşünceye daha fazla dayanamadı ve yine bir ordu toplayarak bu sefer Konya'yı kuşattı. Sultan 2. Beyazıt'ın İstanbul'dan büyük bir orduyla yola çıktığı haberi gelince kuşatmayı kaldırdı. Memlük topraklarına geri dönecekti ki dönüş yollarının Osmanlı birlikleri tarafından tutulduğu öğrenildi. O da son çare olarak oğlu Şehzade Murat'la birlikte Akdeniz kıyılarında bulunan Rodos şövalyelerine sığındı. Rivayete göre deniz yoluyla Rumeli topraklarına geçip mücadelesine orada devam etmek gibi planları vardı. Ancak kardeşi Sultan 2. Beyazıt'a yazdığı son mektubunda "Yürü var git Beyazıt, sen süre gör devranını. Saltanat baki derlerse aldanma, ol yalandır." diye yazmış ve taht mücadelesinde umudunu kaybetmiş gibi görünüyordu. Cem Sultan'ın planı neydi bilinmez ama Hristiyan dünyasının planı belliydi. Rodos şövalyeleri Cem'e hiçbir şey belli etmeden Papa da dahil olmak üzere tüm Hristiyan Avrupa devletlerine haberciler gönderdiler ve Fatih Sultan Mehmet'in oğlunun ve de torununun ellerinde olduğunu bildirdiler. Amaçları hemen bir Haçlı seferi düzenleyerek Osmanlı Devleti'ni Avrupa topraklarından atmaktı. Cem Sultan Akdeniz kıyılarından Rodos şövalyelerinin gemilerine bindiğinde artık hiçbir şey istediği ve planladığı gibi gitmeyecekti. Cem Sultan tüm ailesini Mısır'da bırakarak yanına sadece oğlu Murat'ı almış
Murat Rodos da şövalyelerle beraber kalmış, Cem ise önce İtalya'ya, ardındansa Fransa'ya götürülmüştü. 6,5 yılı Fransa'da geçirmiş, ardından Papa 8. Innocentius'un baskısı sonucu Roma'ya götürülmüştür. Papa Innocentius, Cem'e Osmanlı Devleti'ne saldırması için bir Haçlı ordusu vermeyi teklif etse de Cem Sultan bunu kabul etmedi. Red cevabı alan Papa, bu sefer de Cem Sultan'a Hristiyan olmayı teklif etti. Cem Sultan'sa, "Cihan saltanatını versem bile dinimi değiştirmem," diye cevap verdi. Bir çırpıda anlattığımız Papa'nın bu ikna çalışmaları tam 5 yıl 11 ay sürmüştü. Papa Innocentius Cem'den faydalanamayacağını anlayınca kendisini zehirleyerek Fransa'ya dönmesi için serbest bıraktı. Cem Sultan zehrin etkisiyle yolda fenalaştı ve 1495 yılında 14 yıllık esaretten sonra hayatını kaybetti. Gelelim Rodos topraklarında bırakılan Cem Sultan'ın oğlu, Fatih Sultan Mehmet'in ise torunu olan Murat Sultan'a. Murat Sultan Rodos topraklarında ilk başta Müslümanlığını muhafaza etse de, daha sonraları babası gibi dirayetli davranamadı. Maria Concetta Doria adında İtalyan bir kadınla evlenen Murat Sultan, ardındansa Müslümanlığı bırakıp Hristiyanlığa geçmişti. Hatta bizzat Papa 6. Alexander tarafından vaftiz edilip kendisine Pierre ismi verildi. Bununla da kalmayıp papalık prensi olarak ilan edildi ve bu topraklarda uzun yıllar prens olarak yaşayarak kendisine Hristiyan bir aile kurdu. Takvimler 1522 yılını gösterdiğinde ise Rodos topraklarına gelen bir Osmanlı sultanı vardı. Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı Devleti'nin Rodos kuşatmasında kale Hristiyanlardan teslim alınmış ve halktan olan kimseye zarar verilmemişti. Bir aile hariç. Murat Sultan ve ailesi kalenin teslim alınmasından sonra hemen yakalanarak Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkarıldı. Sultan Süleyman, damarlarında Osmanlı kanı taşıyan birinin din değiştirip Hristiyanlığa geçmesini affetmedi. Böylelikle Murat Sultan 48 yaşındayken tüm ailesiyle birlikte boğdurularak can verdi. Buraya kadar anlatılan tüm olaylarda Vatikan ve Osmanlı arşivleri birbirleriyle örtüşmekte. Fakat bundan sonra Osmanlı kaynakları Murat Sultan'ın Nikola isimli oğluyla birlikte idam edildiğini yazarken, Vatikan kaynakları ise Nikola'nın Malta Adası'na kaçırıldığını belirtiyor. Bugün hala Malta Adası'nda yaşayan ve Osmanlı kanından Fatih Sultan Mehmet'in torunu Murat Sultan'ın oğlu Nikola'dan geldiğini iddia eden Hristiyan bir aile bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda bu aile Osmanoğullarıyla iletişime geçerek Osmanlı torunu olarak kayıtlarda yer almak istemişler, fakat papalık prensi ve Hristiyan olmaları nedeniyle bu istekleri reddedilmiştir.